Üniversiteden mezun olduğum döneme ait bir anımı paylaşmak istiyorum. O dönem okuldaki tek Afrika kökenli Amerikalı öğrenci olduğumu da belirtmeliyim. Bölüm başkanı bana siyahilerin Sanat dünyasının mı yoksa beyazların sanat dünyasının mı bir parçası olmak istersin diye sormuştu. Üniversite yılların boyunca kimse bana iki ayrı dünya olduğundan bahsetmedi. Kendi kendime bu ne anlama geliyor diye sorguladım. Üniversiteden mezun olunca Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışmaya başladım. Daha sonra Metropolitan Sanat Müzesi'nde de çalıştım. Sonuç olarak kafamda bu ortamlar hakkında bazı fikirler oluşmaya başladı. Müzelerin bazıları aynı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Örneğin Afrika veya Asya'ya ait eserlerin olduğu koleksiyonları hemen hemen her müzede bulmak mümkündü. Ancak bu objelerin sergilenme biçimleri, onlarla ilgili anlatı hikayeler her birinde farklılık gösteriyordu. Bu durum bana son derece ilginç gelmeye başladı. Çünkü müzelerin kendi tercihlerine göre bir anlam yarattıklarını gösteriyordu. Ancak ortaya çıkan bu anlamın kontrolleri altında olmayan yanları da var. Algılanan şey ne ve kimler tarafından ne şekilde algılanıyor? ve bunun bu sergilenen objeleri yaratan sanatçılar üzerinde nasıl bir etkisi var? Beyaz olmayan bir sanatçı olarak bu durum bizi daha da çok etkiliyor. O zamanlar az önce bahsettiğim anlamın sadece beyaz Amerikalılar tarafından yaratıldığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gerçek hayatta müzelerde yer almayan birçok şey var. Son derece basit şeylerden bahsediyorum. Örneğin kahve fincanları ya da reklam objeleri. Günlük hayat devam ederken bunlar gözümüzden kaçıyor. Çünkü karşımıza çıkan her bir objeyi inceleyecek zamanımız yok. Yavaşladığımda bu objelerle ilgili ilham geliyor. Tam olarak neyi ifade ettiklerini, nasıl bir tarihe sahip olduklarını merak ediyorum. Müze dünyasında da bazı şeylerin değiştiğini, değişmeye başladığını düşünüyorum. Müze dünyasındaki insanların bizi bu sohbete dahil etmemek gibi bir niyetleri olduğunu düşünmüyorum. Sadece sohbete dahil olmadığımızın farkında bile değiller. İlk kez bir müzeyle bir proje için birlikte çalıştığımda müze çalışanlarının bundan epeyce etkilendiklerini gördüm. Çünkü ben onların kullandıkları dili, onların daha önce kullanmadıkları bir şekilde kullanıyordum. Daha önce müzelerde çalıştığım için dillerinden anlıyordum ya da eserlerin sergilenme biçimleri hakkında bilgim vardı. Ancak ben bunları onların hiç akıllarına gelmeyecek şekilde kullanıyordum. Tıpkı farklı gazeteler gibi. İnsanların ve kurumların da farklı bakış açıları olduğunu kabul ederseniz, herhangi bir kurumu sürekli eleştirmenize de gerek kalmaz. Farklı bir bakış açısına sahip olduklarını kabul ettiğinizde siz de kendi bakış açınızın onlarla olan ilişkisini anlamaya başlıyorsunuz. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın bence. Ama bunun dışında sergileri gezmeyi ve bundan keyif almayı da kesinlikle ihmal etmeyin derim.